derhal ülke çapında bir milli şuur seferberliği başlatılmalıdır. Görüldüğü gibi ülkemizdeki toplum yapısının belirli bir kesiminin, özellikle de yeni yetişmekte olan bazı gençlerin temelinde önemli bir manevi boşluk var. Manevi temelleri zayıf, milli bilinci yeterince olgunlaşmamış toplumların ise şiddetli, planlı, çok yönlü ve kapsamlı saldırılar karşısında güçlü ve kararlı bir direnç göstermeleri, varlıklarını sürdürmeleri mümkün değil. Bu nedenle daha fazla geç kalmadan vatanın birlik ve bütünlüğünü, güvenlik ve selametini milletçe korumak ve ayakta tutmak için derhal topyekin bir milli ve manevi şuur seferberliği başlatılmalı. Zira Türkiye'nin içine sürüklenmek istendiği karanlık karşısındaki yegane teminatı milli bilince, dava ruhuna ve güçlü manevi temele sahip nesiller olabilir. Bir topluma milli şuur aşılamak, maneviyatını geliştirip güçlendirmek için yapılacak yatırımlar diğer tüm maddi yaptırımlardan çok daha hayatidir. Yapılan barajlara, köprülere, yollara, santrallere sahip çıkacak, koruyup kollayacak, milli manevi duygulara, dava ruhuna sahip insanlar yetişmezse, hiç umulmadık bir anda tüm bu yatırımlar, Allah korusun, başkalarının eline geçebilir. Allah korusun, komünist PKK Atatürk Köprüsü'nü ele geçirip adını Lenin, Stalin Köprüsü koyabilir. Sonuçta manevi kalkınma ihmal edilerek yalnızca maddi kalkınmaya odaklanmak kısa zamanda toplumsal çöküntüye neden olur. Toplumları ruhunu kaybetmiş ve manen ölmüş olan ülkeler fiziken de yok olmaya mahkumdur. Bu manevi çöküşe karşı başta da söylediğimiz gibi alınacak en acil tedbir ülke çapında bir milli şuur seferberliği başlatılmasıdır. Bu şuuru aşılamaya yönelik ülke genelinde eğitim kampanyaları, konferanslar, paneller ve televizyon programları düzenlenmelidir. Bu konuda mevcut eğitici yayınlar çoğaltılıp tüm halka ücretsiz ulaştırılmalıdır. Gerekirse bu konuda uzman şahıslardan, eğitimli profesyonel kadrolardan, sivil kuruluşlardan profesyonel yardım alınmalı, fikir, görüş ve önerilerine başvurulmalıdır. Elbette milli şuur seferberliğinin en hayati parçasını okullarda yeni yetişen çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik hazırlanacak eğitim programları oluşturacaktır. Bu nedenle vakit kaybetmeden Milli Eğitim Bakanlığımız ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gibi her seviyede her okulun ve her sınıfın eğitim müfredatına mutlaka milli şuur dersleri koymalıdır. Bu eğitim seferberliği sayesinde ruhu, zihni boş, günübirlik yaşayan amaçsız insanlar yerine ideali, ülküsü ve davası olan milli şuura sahip, aydın, açık görüşlü, inançlarına ve manevi değerlerine sıkı sıkı bağlı, modern, derin imana, Kur'an bilgisine sahip, bilgili, kültürlü, dışa dönük, büyük Türkiye ve İslam Birliği hedefi olan, davası uğruna engellerden yılmayan, şevkli, heyecanlı, dinamik, azimli, kararlı, korkusuz, asil ruha sahip nesillerin yetiştirilmesi hedeflenmelidir. Bu eğitim kapsamında aynı zamanda bağnazlıktan arınmış, modern, akılcı ve derin düşünebilen, bilime, sanata ve estetiğe önem veren, sevgi, şefkat, adalet, sorumluluk ve hamiyet duyguları gelişmiş, çözüm üreten, barışı savunan, dinamik insanlardan oluşan üstün kalitedeki bir toplumun temellerinin atılması da son derece önemlidir. Şerefimize doğduk, şerefimize yaşayacak ve şerefimize öleceğiz.